Selamünaleyküm arkadaşlar. Maşallah, Sübhanallah, Barekallah diyelim. Maşallah diyelim. Arkadaşlar, burası Eskişehir Mahmudiye'de bugün itibariyle teslimatını yaptığımız 300 başlık besi ahırı. Hayvanlar daha dün geldi. Yorgunluklarını atıyorlar. Gördüğünüz gibi rahat rahat yatıyorlar abi. Oh! Keyifleri yerinde. Yemleri önünde. Eminim birçoğunuz merak ediyordunuz. Bu çiftlik nasıl olacak? Nasıl oldu? Hele bitsin de bir videosunu görelim. Başladığımızda size videoları atmıştım. İlk günler. Şu an bitirdik elhamdülillah. Bugün itibariyle teslimatını yaptık. Otomatik suluklarımız. Bu defa önlerine böyle otomobil lastiklerinin içine beton doldurup koyduk. Amacımız hayvanlar geri geri gittiğinde suyun içine pislemesinler diye böyle bir formül bulduk. Çok da başarılı bir formül. Tavsiye ederim. Hayvanlar hem tırnaklarını sert bir zemine vurmamış oluyorlar. Oraya beton dökmüş olsaydık ayaklarıyla betona vurup belki tırnakları sorun yaşayabilirdi. Şu anda o problemi de aşmış olduk böylelikle. Bu beton direklerimizin de altına bu şekilde koruge borularının içerisine beton dökmek suretiyle sağlamlaştırdık. Bu da güzel oldu. Aslında bir sağlamlık sorunu yoktu da çürümeyi tamamen sıfıra indirelim istedik. Zaten bütün ürünlerimiz galvanizli olduğu için bir çürüme problemi yok. Buralara yine bildiğiniz kaçış kapılarımızı koyduk. Arkadan insanlar rahatlıkla geçebilsin. Bir padoktan diğerine rahatlıkla geçebilsinler diye. Bütün padoklarda kaçış kapılarımız mevcut. Bu hayvanlar da bugün geldi. Yerlerine alışıyorlar yavaş yavaş. Aşıları yapıldı, parazitleri yapıldı. Yavaş yavaş yerlerine alışıyorlar. Biliyorsunuz bu yer değişikliği dolayısıyla pastörella gibi üst solunum yolları enfeksiyonları şekillenebiliyor. Bunlarla alakalı da gerekli aşıları yaptık. Gerekli tedbirleri aldık. Sistemimiz gayet güzel işliyor şu anda. Dışarıda aşı yolunu da size göstereceğim. Bu sistem artık oturdu arkadaşlar. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ufak tefek gözümüzün gördüğü problemleri de biz yerinde çözüm üreterek çözüme kavuşturuyoruz. Artık bu videolarda da paylaşıyoruz. Daha evvel de nasıl yaptığımızı, ölçüleri hep paylaşmıştık. İnsanlar bunlara bakarak kendilerine çiftlik yapabiliyorlar. Biz de bundan keyif alıyoruz, gurur duyuyoruz. Bu ahşaptan yaptığımız üstünde bükümlü saç olan yemlikler artık tutuldu. Birçok videoda bunu görüyorum. Ben de mutlu oluyorum. Hem ekonomik hem kolay. Hayvanların yeme ulaşması kolay. Zaten bu yemlik kilitlerini biliyorsunuz artık bunları kargo dahil kapıya teslim olmak üzere satıyoruz. Çok da tutuldu. İnsanlar beğeniyorlar ve seviyorlar artık bu malzemeyi. Şöyle padok içerisine girip size detaylı olarak işçiliğimizi göstermek istiyorum. Zaten biliyorsunuz birçok videoları izlediğinizi biliyorum. Ama yine de görmenizi istiyorum. İşçiliğin temizliğini. Izgaralar Kahramanmaraş'ta üretiliyor. Bizim firmamızda üretiliyor. Biz satıyoruz. İşte bakın bu şekilde sulukların altına otomobil lastiğini koyduk ki hayvan gelip şöyle ayağını vursa dahi buna tırnağı kırılmasın diye. Geri geri geldiği zaman şöyle şu şekilde düşünün. Geri geri geldiği zaman ayağını buraya koyduğunda buraya pisliyor. Yani bunun üstüne pislemiyor da buraya pisliyor. Bu betonu döken arkadaş belki biraz daha şöyle oval bir şekilde dökmüş olsaydı
bunun üstünde de dışkı birikmeyecekti diye düşünüyorum. Burası kaçış kapısı. Muhakkak tavsiye ettiğimiz bir uygulama bu. Olmazsa olmazımız. Bakın buradan baştan sona kadar bakıcı istediği gibi padoklar arasında gezebilir. Herhangi bir kapıyı açıp kapatmasına gerek kalmadan bütün padoklarda rahatlıkla dolaşabilir. Bunu yapmamız lazım. Yılda onlarca insan bu sebeple hayvanlardan kaynaklı sebeplerle ciddi sakatlıklar geçirebiliyor. Yani 200 kilonun altında hayvanlar buradan geçmek isteyebilir. Geçmeye uğraşabilir ama 250 kilo oldukları zaman artık geçmek istemezler. Ben de buradan sığdığıma göre, kendimi sınadım şimdi sığıyor muyum diye. Ben de sığdığıma göre personellerin tamamı sığar diye düşünüyorum. Evet, şuradan kantarımıza giriş yapıyoruz. Burası kantar alanımız. Burası kantarımızın içi. Burası hayvanları indirme rampamız. Araç geliyor, arkasını dayıyor buraya. Yine kaçış kapılarımızı yaptık. Kapıyı aç kapat yapmamak için. Daha kolay giriş çıkış sağlayabilmek için. Yükleme rampasını şu taraftan da göstereyim size. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Neydi Ahmet? Ahmet seni şey çağırdı abi. Barış abi. Heh. Kolay gelsin. Burası da gübre çukuru ve karıştırıcısı, pompası. Bu taraftan da aşı yolunu göstereyim size. Hayvanlar burada tartıldıktan sonra padoklarına gidiyorlar rahat bir şekilde arkadaşlar. Muntazam dört dörtlük bir işçilik. Sorunsuz bir imalat, sorunsuz bir üretim. Şu işletmede bir tane gececi, bir tane gündüzcü çok rahatlıkla sistemi çevirebilir. Hay maşallah, hay maşallah. Selamünaleyküm.
Bir video daha çekeceğim arkadaşlar. Şimdilik bu kadar yeterli. Allah'a emanet olun.